Bir tane beyaz adam Afrika kabilesine gidiyor. Her yeri dolaşıyorlar falan. Kabile reisi her yeri dolaştırıyor. Ondan sonra en son mezarlığa geliyorlar. Ve mezarlıkta işte bir bakıyor, birinin mezar taşının üzerinde 3 yazıyor, birinin 5 yazıyor, birinin 5000 yazıyor, birinin 3000 yazıyor falan. Diyor ki herhalde ölmüşleriniz 3000 sene yaşamış olduğuna inanmamızı beklemiyorsun ve 5000 sene. Biz de diyor doğduğu andan itibaren güldüğü anları hesaplarız. Ve ne kadar güldüyse o kadar yaşadı sayarız. Galiba şeye inanıyorum. Bu beden dili meselelerinde gülmekle beyine bir emir veriyorsa, güldükçe beyin de iyi anıları hatırlamaya başlıyor. Ve galiba ona sığınıyorum, evet. Her şeyin üzerinde bir hegemonya kurduğumuz gibi doğanın da üzerinde bir hegemonya kurduk. Halbuki öyle bir haddimiz yok. Doğada bir dakika kardeşim, bir de burada ben varım der ve ondan sonra sana gelir, senin ona borçlu olduğun her şeyi senden geri alır. O zaman ne yapacağız? Dayanışacağız, paylaşmayı öğreneceğiz ve eşitler arası daha yatay bir ilişki kuracağız. Hem birbirimizle hem doğayla. Bunu öğreneceğiz, öğrenmek zorundayız. Yoksa bize ayrılan dünyanın sonuna geldik. Frida Kahlo'nun bir dik duruşun kaç gözyaşı, kaç kalp ağrısı, kaç hayal kırıklığı ettiğini bilebilir misiniz lafı var ya. Yani çok kalp ağrısı, çok gözyaşı, çok hayal kırıklığı oluyor. Ama oluyor yani sonunda. Ben de oldu. Bana hatta diyorlar yani bu son bir senedir gerçek Ece'yi insanlar gördü. Biz seni çok eskiden beri tanıyoruz. Ben de diyorum ki bir gecede şöhret olmam 20 senemi aldı. İyi bir restorana niye gidersiniz? İşte yemeğini beğendiğiniz için. O yemeği kim yapar? Aşçı. Peki siz bahşişi kime verirsiniz? Garsona. Haber öyle bir şey. Yani asıl emektarlar, kameramanlar, muhabirler, editörler, prodüktörler, montajcılar. Ama bahşişi kim alıyor? Spikerler. Yani onu sunan, o yemeği sunan. Sosyal medyada. Normalde hep Yiğit Özgür karikatürleri falan havada uçuşur ya. Bu sefer incinmişsin dediği yolladı herkes. İncinmişsin dediğince dedim ki ya niye yani bu kadar viral oldu bu ya? Niye bu kadar herkes benimsedi bunu acaba falan? İncinmişsin işte, az önce senin bütün yayın boyunca konuştuğun şey. Yani müzisyenler enstrümanlarını satıp ayakta kalmaya çalışıyor. Kimisi kalamıyor, kimisi hayatına son veriyor falan. Efendime söyleyeyim işte esnaf kan ağlıyor. Ondan sonra gencecik işte kaymakamın bir tanesi gidiyor gencecik bir tane üniversite öğrencisine cebinde 3 kuruşu yok ceza kesiyor maskeni burnunun altına indirmişsin diye ama öbür tarafta halaylar çekiliyor falan. Yani bu Atilla İlhan'ın sokaktaki adam şimdi cinsiyetçilik yapıyor demesinler diye. Dünyanın en kötü görünümü böyle tanımlanır. En kötüsü de böyle bir dünyada tecavüzcü diyemediğimiz her gün tecavüz edenler ceketini, tecavüze uğrayanlar da cesedini alıp çıkıyor bu sistemden. Ezgi Mola elbette yalnız değildir. Ancak acıklı olan anlaşıldığı kadarıyla sanık da yalnız değil. Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay. Bunu niye söylüyorum? Çünkü şimdi ard arda 4 haber vereceğiz. 3'ü kadın cinayet. 4.'sü de yine çocuğunun gözleri önünde bıçaklanarak ölümden kıl payı kurtulan bir kadın. Bu haberleri üst üste vereceğiz. Çünkü birini görmeyen diğerini görsün. Diğerini duymayan öbürünü fark etsin diye. Duymadım, görmedim, bilmiyorum olmasın. Biz kadınlar ölmezden gelemiyoruz ne yazık ki. Siz de görmezden gelemeyin. İşte